Güzel kokuyor değil mi? Hakikaten. Ne güzel. Geldi geldi. Hazır mıyız? Evet. Merhabalar efendim, ben Deniz Pelinçin. Çok heyecanlıyım. Neredeyiz? Saşa kafasındayız. Her hafta farklı bir konukla farklı bir konuyu konuşacağız. Mümkün olduğunca fazla güleceğiz, temennim bu. Biraz da fazla düşüneceğiz ki düşünmek iyidir. Özge Borak, konusu vazgeçmek. Aklıma şöyle bir şey geliyor, bunu Özge'ye de söyleyeceğim. Seneler önce bir kitap bulmuştum, ismi Vazgeçmek'ti. Kitabı alıp almamak arasında çok gidip geldim. Kitapçıda herhalde bir 10 dakika falan dolandım. Ondan sonra aldım, okudum ve hayatım değişti. Bazı kitaplar vardır hayat değiştiren. Bugün Özge ile yapacağım sohbette umarım birilerinizin hayatını değiştirir. Hazırsanız başlayalım. Saşa kafası başlıyor. Merhabalar efendim. Aynen söylediğim gibi Saşa kafasındayız. İnşallah ilerleyen zamanda bu girişleri daha enerjik, daha pozitif, daha heyecanlı yapacağım. Fakat mizacımda çok barınmadığı için bu böyle giriyoruz. Yapacak bir şey yok ama şahane bir konuğumuz var. O yüzden o bizi yükseltir diye düşünüp hemen topu atıyorum. Özge hoş geldin. Hoş buldum. Sabah şekeri gibi bir programı açmana gerek olduğunu düşünmüyorum. Değil mi? Allah'ım. Tabii ki. Ya bu şeyi... YouTube'dayız, her şeyi yapabilirsin. Değil mi? Ya çünkü bu böyle hani... Başladık mı ya, başlamadık. O zıplayamıyorum. Ben de o duygu çok fazla. Emin değil miyiz ya? YouTube'da her şeyi yapabiliyoruz diye. Yapıyor muyuz? Şöyle ayağımı, bacağımı bir yerlerime koyayım. Vallahi çok enteresan bir yere geldin. Enteresan bir kafanın içindeyiz esasına bakarsan. Evet. Enteresan bir durum zuhur ediyor. Ya garip bir yerdeyiz. Onun farkındasınız değil mi? Esasında hikaye şu. Şunu hayal ettik. Bir kafa, yani bir beynin içindeyiz esasında ve neleri konuşabiliriz, neleri hayal edebiliriz, hı hı, neler gerçek olur, ne kadar var ya, hani biraz kişisel gelişimciler şimdi beni topa tutacak ama sınırsız olasılıklar bize nasıl gelir gibi bir alanın içindeyiz efendim. Evet. Hoş geldiniz. Ne kadar süremiz var çünkü bayağı uzun bir mevzu, bu bitmez yani. Ben de, benim de hayal... Neler yapabiliriz'in sonu yok. Süremizin de bence pek bir sonu yok. Yani ne zaman istersek bitirir, ne zaman istersek başlarız. Keşke harika. Hayatta da bazı şeyler böyle olsa. Neden olmasın? Peki bir konumuz var ama onu bir söyleyeyim. Bir, hı-hı, kelimemiz var daha doğrusu. Peki. Onun üzerinden devam etmek istiyoruz. Efendim size de düşündük, taşındık. En ağır olanla başlamaya karar verdik. Herhalde Saça karar verdi buna. Vazgeçmek. Vallahi önümde öyle yazıyor. Peki. Vazgeçmekle ilgili ben... Hazırlanırken şunu düşündüm, bir kitap okumuştum zamanında, ismi Vazgeçmek'ti. Hı hı. Ben kitabı alırken bile korktum, almak istemedim. Sende durum nasıldır? Vazgeçme kavramı sana ne hissettirir? Şimdi vazgeçmek evvela bence duyguyla ilgili bir şeydir. Hı hı. Şöyle ki yani vazgeçmek olabilir, bu öte yandan ne olabilir? Affetmek olabilir. Bütün bunların hepsi bence özündeki manasından uzak kabullenmekle ilgilidir. Oo. Yani vazgeçtim, yapmayacağım. Ben bunu istiyordum ama vazgeçtim. Ya da ben seni affettim. Ya da ben onu affettim. Bu kişinin kendiyle ilgili bir şeydir. Karşı tarafla ilgili bir şey değildir. Yapmak istediğin eylemle ilgili de değildir. Şahısla ilgilidir bence. Yani yapmaktan vazgeçtiğin konu her neyse... Hı hı. Yapmamayı kabul etmekle ilgili bir şey. Yoksa vazgeçmiyorsun aslında. Oo. Evet yani. Yani aslında affetmiyorsun o zaman. Affetmekle ilgili çok... Onun sana yaptığı her neyse canını sıkan konu, evet, onu kabul etmekten geçiyor. Affetmek öyle bir şey. Peki çok... Vazgeçmek böyle bir şey. Çok zor yani onu yapmamayı kabul etmekle ilgili bir kabullenmek şey. Kabullenmek yani buna, evet, yeltenmeyeceğim. Bunu artık istemeyeceğim. Yani o yüzden affetmeyi de ekledim. Başka şeyler de ekleyebiliriz. Duygusu sana ne hissettirdiğiyle ilgili bir şey. Sen onu kabul edip etmiyor musun? Onunla ilgili bir durum bence. Ama bunu hani hiç magazinsel bir taraftan konuşmadım biliyorsun. Ama ben de iki evlilik geçirdim. Senin de iki evlilik geçirdiğini biliyorum. Evet. Burada evlilik kurumunla da alakalı bir şey söylemiyorum. Ama ilişkilerin birer imtihan olduğunu ve de esasında ilişkinin de kişinin kendisine, hı hı, kendine dair yine, hı hı, bir şey göstermek için sirayet ettiğini düşünüyorum ben.
yeterince Osmanlıca kelime kullandıysam. Ben de öyle biraz kullanıyorum. Değil mi? Yani hani esasında bütün hiçbir ilişki tesadüf değil. Hani evliliği söylememin sebebi de o bir akit. Orada ekstra da bir bence bir imtihana beraber baş koymak. Hani ay bir imtihana beraber giriyoruz. Evet. Durumu var. Sen mesela hayatının bu noktasında yaşı geçirdiğin iki evlilikten sonra mesela kendine dair neler öğrenmişsindir? Yani bana... Önce hiçbir şey. Önce hiçbir şey. Çünkü işin içindeyken ve hani şöyle izah edeyim. Şu anda bulunduğum, hoşnut olduğum, belki daha da yukarı taşımak istediğim bilinçimin sahibi değilken yaşadığım şeyler olduğundan. O yüzden hiçbir şey öncelikle. Sonra fark ettim. Aslında hepimiz kadın erkek ilişkisi, sevgililik ilişkisi, karı koca ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi her şeyde dediğim gibi dengemizi buluyoruz. Yani sen buradaysan buradan bir şeyle eşleşiyorsun mutlaka veya senden yukarıda veya aşağıdaysa ya o seni aşağı çekmek için ya yanına gelmek için ya sen onun yanına çıkmak için ya da onu aşağı çekmek için bir şekilde çok az farklar da olsa 3 aşağı 5 yukarı denk herkes birbirini bulan. Şimdi buradan nereye geleceğim aslında? Biraz önce söylediğim. Çok heyecanlıyım. Bir sor seni neden seçtimle ilgili evet. Bir durum. Hayatımızdaki herkesi aslında arazlarımızla seçiyoruz. Veyahut iyi yönlerimizle. İyi ve kötü eşit. Yani birinden bir şikayet ettiğimiz zaman dönüp biraz da kendimize bakmamız lazım. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı şikayetler bizden ediliyordur. O yüzden yargılamıyorsun hiçbir şeyi. O yüzden yargılamadan yürümek lazım. O yüzden fark etmek lazım. Kabul etmek lazım ki onu düzeltmek lazım. O zaman sen kendini daha yukarı taşıdığında başka yerden bir denklik bulacaksın demektir. O yüzden ayrılıyoruz insanlar birbirinden. Belki o senden yukarı, belki sen ondan aşağı ya da sen ondan yukarı. Bir şey oluyor. Bu bir sınıflandırma veya birbirini kıyaslamak olarak algılansın istemem izleyen herhangi bir biçimde. Bu sadece kendini fark edip kendini ne kadar ruhsal ve zihinsel olarak geliştirmiş olmakla alakalı. Çocukluğunda yaşadığın çok şahane bir çocukluk geçmiş olsa dahi ki ben de mesela hiç öyle acıların çocuğu şeklinde bir öyküm yok. Güzel bir çocukluk. Güzel bir çocukluğum var ama yine de değiştiğimizde herkeste kim olursa olsun Türkiye'de dünyada herkeste bir şey çıkıyor. Doğal olarak bende de var. Ben onlara inip düzeltmeye karar verdiğim ve fark ettiğin noktada aynı tarz insanlarla denkleşmiyorsun işte. O yüzden niçin beni hep aynı tarz kadınlar buluyor diyen beyler, neden ben aynı tarz kadınları çekiyorum diyen hanımlar dönüp kendilerine baksınlar. Hepimizin kendimize dönüp bakmamız lazım. Çünkü aslında bir şeyleri düzeltmediğimiz için aynı sirkülasyon içinde dönüyoruz. Bence. Ben bilir kişi değilim. Ama ben bugüne kadar ben yaptığım yokum. Ve düşündüğüm şeyleri söylüyorum sadece. O kadar doğru ve güzel yani özetliyorsun ki ondan böyle yaptığıma bakma çok doğru. Ve de böyle bir yandan da şey hissediyorum. İnsan kendini yüzleşince böyle yandan hani o kadar doğru söylüyor ki rahatsızım hikayeden hafif de şu tarafa doğru meylediyorum. Yani çünkü şeyi seviyoruz. Şunu kabul edelim yani birçoğunu seviyoruz. Bana bunu yaptı. Tabii. Bana bu oldu. O kurban olma halini, birilerinin bize bir şey yapma halini seviyoruz ama kadın diyor ki dön de bir kendine bak bunu sen niye yaşadın, bunu sen niye seçtin? Bu evet. İşte her babayiğidin yapabileceği bir bakış açısı olmadığı çok için. Çok kabul edilemeyecek zor. Bir nokta bu arada. Yani ya ben de çok zor kabul ettim. Yani hani mesela her şeyi için uyarlanabilir bu. Bu arada bunu takip ettiğim, dinlediğim, okuduğum doktorlardan söylüyorum. Önce yani canım ne alakası var öyle şey mi olur? Örnek ağır bir şey belki ama insan tacize uğramak ister mi? İnsan şunu ister mi bunu ister mi? Diyor ki tabii ki istemez. Ama psikolojisinin ağzından çıkanla değil, bedeninin hareketiyle ilgilenir. Sen o tacize uğradıysan veya o küfrü yediysen veya adı her neyse hoşuna gitmeyen herhangi bir şey. Neden bunu çektin? İstediğin için bu değil. Bu deneyimi niye bunu kendine niye çektin? Okay. Hayatına. Yine çocukluktaki arazlara dönüyor. Aslında 0-7 yaş ve 13 yaş hatta 13 yaşa kadar bazı noktalarda ama 0-7 yaş gelişim için çok peki, önemli. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Soruyu moruyu bıraktım arkadaş. Ama şöyle tutayım da bari logo gözüksün pes ettim artık. Şöyle bir şey söyleyeceğim ama hani o kadar böyle buramdan bir yerden konuşuyorsun ki ondan. Şimdi mesela buna ben de biraz uyandığımda özellikle 0-7 yaş dediğin için. Evet. Ben mesela 43 yaşındayım. Ben anne olmadım. Herhalde de artık trende kaçtı. Çünkü hani hep dedim ki işte fırsat olmadı. Ben çok korktum ve hiç istemedim. Yani
Sen nasıl bakıyorsun? Bu kadar farkında olarak bir canlı getirmeye bu dünyaya ne düşünüyorsun? Çünkü o 0-7 yaş sünger yani her şeyi. Çok büyük sorumluluk Özgür. Çok. O yüzden mi mesela şimdi senin çocuğun yok? Hani bu bir seçim mi? Ve bu yüzden ben korktum. Benim yemedi açıkçası. Şöyle, ben çocukluğumdan beri çok çocuk istemiş biri olarak buna cevap vermek istiyorum. Ve iki evlilik yaşamış olmasına rağmen neden yapmamış biriyim aslında? Bütün arazlarıyla, bütün yaşadığı iyi veya kötü duygularının hepsiyle birlikte çok güzel sofralara oturdum ben çocukken. Anneannesiyle, dedesiyle, dayısıyla kalabalık sofralarda büyüdüm. Ailemiz güzeldi ve genişti. Kaybettik tabii zamanla büyüklerimizi. Ama benim de bir çocuğum olursa bu tarz bir ortamda büyüsün. Daha eğlenceli, benim yaşadığım gibi en azından olabildiğince sevgi dolu. Demokratik bir ortam. Çünkü her şeyi konuşurduk biz. Şunu da yani seçerek konuşuyorum, o yüzden durarak konuşuyorum. Yanlış anlaşılsın ve hani yaşadığım şeylere ithafta bulunuyor gibi görünmesi çok en son işte cımbızlama durumu hep olur. Cımbızla çekmeyin, bu kadar derin bir sohbeti de zaten çekemezsiniz, kusura bakmayın. Buyursunlar efendim. Kimseye bir suçlamada bulunmuyorum ama ikili ilişkide olmadığını veya böyle yürümeyeceğini düşündüğümüz her iki taraf için de geçerli. Bir noktaya varıldığında ben sadece ben istiyorum diye yapmadım. Getirmem. Anladım. Evet, o kadar. Yoksa gerçekten çok istiyorum ve istedim. Bundan sonra adayı bile yokken ne olur bilemem ama eğer bir çocuk dünyaya getirmek mevzu bahis olursa bir gün olabildiğince kendi aile ortamımda yaşadığım gibi büyütmek isterim. Peki demin mesela bu çocuk ve annelikle ilgili, daha doğrusu çocuk eğitimiyle ilgili konuşurken çok imtina ettin ya mesela, dikkat ettin. Evet. Çünkü çok hassas bir nokta. Tabii ki. Ben de daha önce bir kez bu konuyla ilgili bir yerlerde konuştum ve çok yanlış anlaşıldım. Şunu merak ediyorum. Tırnak içinde anneliğin böyle bir ekstra fazla bir kutsal, yine tırnak içinde görülmesi hakkındaki fikrini merak ediyorum. Sanki çünkü anne olan kadın böyle bir şey atlıyor, level atlıyor yani. Başka bir bölüme alıyoruz onu gibi bir algı var ya. Bununla ilgili fikrin ne? Doğru olduğunu düşünmüyorum. Asla. Çünkü doğanın kanunu. Doğurabilirsin. Doğurganlık var. Mümkünse. Tabii ki her şey sağlık olarak da yolunda gidiyorsa. Zaten canlı olan, doğum yapabilen her hayvanın da sahip olduğu bir yeti bu esasen. O yüzden ekstra ben anneyim. Tam onu diyorum ben. Doğru bulduğum bir psikoloji değil o. O bence bir bozukluk zaten. Hamilelik sürecinde de hastaymış gibi davranılması etrafındaki insanların da, kişinin kendine de hastaymışçasına ihtimam beklemesi veyahut ona hastaymışçasına ihtimam gösterilmesi durumu da bence normal değil. Anormal. Çünkü bu bir süreç. Dediğim gibi belirli bir sağlık sorunu yoksa, özel ihtimam gerektiren bir hal yoksa, zaten gidip hastaneye yatılır öyle bir durumda. Öyle bir durum yoksa benim zıplaya zıplaya bu kadar karnıyla merdivenlerden aşağı koşan hamile arkadaşım vardı. Hiç de bir şey olmadı, çok güzel de doğurdu, hem de normal. Yani o böyle galiba bir şeyleri büyüttükçe evet, bu her şey için geçerli. Tamam. Ekstra anlamlar yükleyip ekstra büyüttüğünüz zaman bence tılsımını da yitiriyor yani. Çünkü ne olsa beklediğini bulamazsın o zaman. Evet, çok en çok güzel program pat hadi gidiyoruz Pelin. Nereye ne bileyim, al iki tişört gidiyoruz dediğimiz güzel değil midir her zaman o tatiller? Benim için her zaman okey ama bunu ne zaman söylesem insanlar, çoğu insan bundan korkar. Özgür bir şey söyleyeceğim. Ben hep giderim. Ben de giderim. Yani bana kalsa çok da güzel geçer. Bana yazsa kapının kenarında valiz dursun zaten ama. Geçen gün işte gittim, yoktum ortalarda gene. Çoğu insan için böyle değil ama yani. Garanti mi? Sabit olmak mı? Bunu köklenme ihtiyacı mı? Nedir? Yani o gitmek sanki böyle başka şey. Vazgeçmek meselesi o yüzden mesela bir kelime de hani evet. Gitmek. Niye gidiyoruz ya? Burada iyiydik. Vazgeçmek yok ya. Daha iyisi gelecek. Sen dur. Böyle bir halimiz var. Sende o yok işte zaten. Bu yüzden bu kadar üst başka bir yerden konuşuyorum. Şöyle. O da cesaret isteyen bir şey galiba. Ben de cesaret edemediğim zamanlarımı biliyorum. Gidemediğin ama, zamanlar oldu mu böyle? Tabii ki istedim. Olmaz olur mu? Çünkü o güvenli alan dediğimiz alandır aslında. Hı-hı. O vazgeçememek. Kontrol vazgeçmemek olur. Ve vazgeçememek. Çok emin olduğun ve çok sağlamdır. Orada hiçbir şey olmaz size. Hiçbir şey olmaz. Ama hiçbir şey olmaza hiçbir şey yapamazsın da eklenebilir. Çünkü orası çok güvenli. Oranın dışına çıkarsan belki bir şey yapabilirsin.
Ama çıkmazsan orada hiçbir şey olmaz sana. Süper, hayatının ölene kadar öyle devam eder ve her şey yolunda gider. Ama tek çizgide. Çürürsün. 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 Zaten çürürsün. Çürürsün. Ama tek çizgide gider. O yüzden çürürsün zaten. Yani inmezsin de çıkmazsın da o riski almazsın. Risk her zaman canlı tutan bir şeydir. O riski almadığın noktada vazgeçmezsin işte. O cesareti göstermek meselesi o. Vazgeçmek gerekiyor bazen. Ya da gerek kelimesini kullanmak doğru olmayabilir. Çünkü mecbur bir şeymiş gibi olmasın. İcap ediyor diyelim. İyice bir tercih zaten. Evet. Yani şey gibi geliyor, bu konfor alanı ile ilgili yine bir yerde bir benzetme okumuştum. Teknelerden bahsediyor ve limanlardan. Hı hı. Yani işte bir tekne düşün ama böyle fırtınalara yelken açacak çok kuvvetli bir tekne. Onun için inşa edilmiş çünkü. Peki. Limanda. Hı hı. Biz çıkmayalım. İşte biz burada çok iyiyiz. Sonuç itibariyle limanda suda dura dura o kuvvetli tekne çürümeye başlayacak. Çünkü esasında onun doğasında gerçekten fırtınaya çıkmak var. Ayrıca hiç çıkmıyorsa zaten kuvvetli olup olmadığını da test edemezsin. Doğal olarak bir çıksın oradan. Programın altına altyazı falan yapalım bu bölümün altına. Bence hani şey gibi olsun, yani referans oluyor böyle kitaplarda. Çünkü o kadar gerçekten şey bir yerden konuşuyoruz. Eminim ama içinize geçtiğini, eminim izleyenlerin çok başka şeyler hissedeceğini. Ya biz seninle internetten tanışıyoruz. Evet. Biz daha önce hiç görüşmemiştik. Bu programın çekiminden önce ben senin oyununa geldim. Oyunla ilgili de şimdi konuşacağım. Tamam. Fikirlerimi de söyleyeceğim. Oyunu da soracağım ama biz gerçekten birbirimizi hiç görmeden internetten de bu frekansı bu şekilde yakalamıştık. Özge Borak ünlü bir isim. Özge Borak tanınan bir oyuncu. Özge Borak bu coğrafyada ünlü tırnak içinde, değil mi? Özge Borak'ın bu tarafı biliniyor mu? Yani mesela ben hani psikolojiye, insan psikolojisine, farkındalığa, evrenin işleme sistemine bu kadar farkındalıkla yaklaşan bir Özge Borak biliniyor mu? Bunu merak ediyorum. Ben biliyorum, o benim şansım. Herkes biliyor mu bunu? Sanmıyorum. Herkesin bildiğini sanmıyorum. Ama bazı şeyleri, alınan kararları çok fazla dile getirmemeyi de kendime noktaladım son bir yıl içinde. Çünkü hatta son 6 ay içinde. Çünkü o duygusunu da kaybediyorsun, yapmayı engelleyen bir şeye dönüşüyor. Ama bilinir hale gelecek projelerim var kafamda. Şükür, evet. Bu da devamını asla sormayacağım, evet. Ama şükür. Hı hı. Çünkü bu böyle bilinmeli, yani ben kendimi şu an açıkçası çok özel hissettim. Onun için kendimi daha geliştiriyor olmam lazım. Biraz daha çoklu kalabalıklara hitap eder pozisyona geliyor olmam lazım. Hı hı. Evet, öyle bir şey için. Olmalı, hani kendimi özel hissettim derken de şundan özel hissettim. Çünkü samimiyetle bu yüzü, bu yansıması, bu tarafı burada ilk kez bence gözüküyor. O yüzden o kadar mutluyum ki halimden anlatamam. Peki hazırladığım sorulara şöyle bir dönmeden önce oyundan bahsedeceğim. Dünya yerinden oynar. Çok keyifliydi, çok eğlendim. Esasında sert de bir oyundu. Eğlendim ama bir yerde de gözüm doldu. Böyle bir boşluğa baktım. Evet. Sen biraz anlatır mısın? Dünya yerinden oynar aslında hepimizin bildiği gibi kadın yürüyüşlerinde özellikle dünya yerinden oynar. Kadınlar özgür olsa sloganından yola çıkılarak oyunun adı da dünya yerinden oynar oldu. Çünkü bir kadın oyunu tamamen kurgu olarak yazılmış. Şebnem İşigüzel'in yazdığı. Hı, çok severim. Bir oyun 1600'lü yıllarda bir yalıda geçen bir oyun. 7 kadının öyküsünü anlatıyor. Ama tabii temeline indiğimiz zaman, buradan böyle bir şey ipucu veriyormuş gibi olmayayım gelmeyenlere henüz. Temeline indiğimiz zaman şu anda da kadınların yaşadığı sıkıntıları aslında o yıllarda da yaşamış olduğunu, değişen evet. Bir şeyin çok fazla olmadığını ortaya koyan, bunu olabilen en eğlenceli, derdini olabilen en eğlenceli yolla anlatmaya çalışan bir oyun. Eğlenirken evet eğlenceli anlatıyorsunuz. Şunu söyleyeyim, hani gittiğiniz zaman inanılmaz bir enerjiyle karşılaşacaksınız. Zıp zıp böceği gibi kadınlar, muazzam renkler, ışıklar. Fakat bir yerde böyle bir şey yapacaklar ve böyle boşluğa düşeceksiniz ve o çok değerli bir boşluk. Çok. Evet. Peki kadın kadının yurdudur, kadın kadının kurdudur. Hı-hı. Bunların arasında böyle bir de şey koyalım, ne derler, tire. Evet. Sosyal medya üzerinden ve işte internette çok tartışılan forumlar açılmış bir meseledir bu. Hı hı. Şimdi kadın kadının yurdudur'a dair ne söylemek istersin ve kurdudur meselesi senin hayatında hiç sirayet etti mi? Sirayet kelimesini çok kullanıyorum. Ben şey. En çok insan insanın diye demek isterim. Çünkü onu ayırmak doğru değil. Bunu yapan, birbirine yapan erkekler de var. Var, evet.
kadın erkeğe, erkek kadına da yapıyor. Ama tabii bu bir kalıplaşmış kadın kadının kurdudur ya da yurdudur mevzu. Bence yurdudur. İnsan olan herkes için geçerli. İnsanlıktan nasibini almış diye söyleyebilirim aslında. Hı hı. İnsanlıktan nasibini almış herkes için insan insanın yurdudur. Kadın kadının yurdudur, erkek erkeğin yurdudur. Hiç kimse kimsenin kurdu değildir gerçekten içinde bir kötülük var yoksa. Varsa zaten herkes herkesin kurdu olabilir. Bu tamamen kişiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şeylere döneceğim aslına bakarsan. Şahısla ilgili bir durum. Yani o kişi gerçekten hani öz halinden memnun değilse, buradan yola çıkarak agresifleşmişse, saldırganlaşmışsa zaten önüne geleni yıkıp geçiyor. Kadınına olsa, erkeğine çok bakmıyor. Evet, yani iş yerinde kadınlar çatışıyor, evet olabilir. Bunu hep hani çünkü bu kadın kadının kurduğu böyle bizim sektörden yola çıktığında mesela dedim ya en basiti mesela bu programa gelmeyi kabul edişine dair ilk konuğum olmayı kabul edişine dair gelen tepkileri konuştuk. Hani herkes heyecanlandı, sevindi ama böyle bir şaşkınlık, böyle bir sanki birbirine destek olan insan evladı bu memleket yani bu dünyada yokmuş gibi davranılması hikayesi. Ondan dolayı yani insanlar alışık değiller. Özellikle şuna alışık değiliz ya. Ne güzel bir kadınsın ya da ne başarılı bir kadınsın diyen birbirine kadın pek yok. İltifat edince şöyle bir bakıyorlar yani. Hani neden acaba? Hani bu kadın bana niye iltifat etti? Ben bunu çok yaşıyorum ve garip geliyor bana. Ben güzeli güzel diyorum çünkü. Ben de diyorum tabii ki. Bir örnek geldi aklıma. Yıllar yıllar ben öğrenciyken... Yıllar önce bir anda böyle şey çok yaşlı bir. Sene acaba sene alalım. 2000. Aman ay ne o. 99-2000 o civarlar. Doğru bir örnek olacak gibi hissettim. Çünkü benzeş noktalar. Bir oyun seyretmiştim. Hı hı. Öğrenciyiz, öğrenci oyunu seyrettim. Sonra başka bir yerde, bambaşka bir yerde, bir akşam, bir gece, bir yerde oyundaki iki kız var. Onlarla karşılaştım. Onlardan bir tanesiyle karşılaştım. Tanışmıyorum. Alakam yok. Bilmiyorum kim olduğunu bile. Ama yanına gittim. Çok tebrik ederim. Şu gün şu gün oyununuzu seyretmiştim. Çok güzeldi dedim. O da dedi ki... Eyvah. Nasıl yani ama biz o gün çok kötüydük dedi. Ben de dedim ki hayır kötü değildiniz. Ama muhtemelen, bilmiyorum, tahmin ediyorum, siz ikiniz çok iyi arkadaşsınız ve o gün aranız açıktı galiba dedim. Bir tek bu olabilir, yoksa çok güzel oyununuz dedim. Böyle kaldı kız. Gerçekten biz o gün biraz tartışmıştık onunla falan diye böyle kız bana açılmaya başladı, tanımıyorum. Mesele konunun özünü görmek. O zaman herkes herkesin yurdu olur. Kimse kimsenin kurdu olmaz. Eğer meselenin temelini görürsek... Dışarıdan ilk görünen, ilk algılanan halindense nedenini algılamaya çalışırsak, altındaki gerçek şeyi, sebebi, o zaman kimse kimsenin kurdu olmaz. Yani şunu yapabilirdik çünkü, çok kötü oyundu da neyse kıza şimdi bir şey söylemeyeyim, canı sıkılmasın ya. Bu da olabilir ya da oyunu beğenip bir de ben beğenip şunu de söylemeyeyim. O başka bir şey. O da çok hani beğenip de söylememek, yok saymak mesela o... bir şey yaparsın, çok içine siner. Bir iş mesela yaparsın. En yakının yokmuş var. Yani her şeyine yorum yapan kişi buna yorum yapmaz mesela. Olabilir. Bu çok canımı yakar. O yüzden buraya... dost acı günde değil, güzel günde belli olur. Herkes koşar kötü güne. Evet. Bazen de senin ne kadar kötü olduğunu görmek için koşmak ister çünkü. Asıl mesele senin alkışlandığın günde kaç kişi var yanında. Çünkü alkışlamak daha kıymetli. Herkes koşar kötü güne. Bu programı montajlarken ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten hani... Ya çok teşekkür ederim ama hani, yani böyle bir... Ya vallahi siz ne yapacaksınız ekibimizle konuşuyorum. Saşa ne yapacak bilmiyorum montajlarken. Bence böyle olduğu gibi gönder gelsin verelim. İnanılmaz çok çok doğru bir şey söylüyorsun. Evet. Yine bugün benim bu Bildur, Allah rahmet eylesin Bildur Kalkavan'ın anasım var. Ya. Kendini andırıyor. Onun bir sosyal medyada bir paylaşımını geçenlerde tekrar gördüm. Biri koymuş. Diyor ki ben arkadaşlarımı şöyle arıyorum diyor. Hadi gelin gülelim. Tabii. Bir şey kutlamak için ya da güzel bir şey paylaşmak için dostlarımı ararım diyor. Aynen hani ağlamak için ya da işte canım üzgün halimi göstermek istesem zaten koşacak çok kişi var. Ama beraber gülecek insanlar biriktirin demiş. Tabii, ya, tabii ki samimiyetle koşanların vardır, tabii ki söylüyoruz tabii, ama. Tabii.
O geldi ona aklıma. Ona koşan çok olur ama senin alkışlandığın günde alkışlayarak gelecek kaç kişi var gerçekten? Ona bakmak lazım. Şimdi ben maske programını izlerken kendimden geçtim. Annemle beraber biz deli gibi izledik ve böyle yani o maske programını izlerken yani senin sen olduğunu tabii maskeden mütevellit bilmiyoruz ama bir aslan çıkıyor. İnanılmaz bir performanstı. Teşekkür ederim. Yani ve kesin bir şekilde yarışma erken bitti ve ben çok mutsuzum bundan mütevellit. O süreci şey ya ne hissettin orada? O programı kabul ederken ne hissettin? Çünkü çok acayip ünlüler oradalar ama yani maskenin içindeler. Bu yine senin egon nereye kadar bağlanır? Nasıl? Çok maskenin altında saklı bir şekilde kalıyor. Hı. Kimin kim olduğunu bilinmediği için. Yürütülen tahminler %100 emin olunsa dahi onu çıkarana kadar tam olarak yapmadım bilemeyeceğin mı? İçin. O altında kalıyor maskelerin, o çok egolar. Üzüldün mü program kaldırıldığında Özge? Ben üzüldüm. Ben program özelinden ziyade o zihniyete üzüldüm. Yani bu o program olmayıp başka bir şey de olabilirdi. O program kaldırıldığı için de üzüldüm. Çok tatlı, eğlencelik yola çıkılmış bir işti. Paganizmle suçlandı, satanizmle suçlandı. Yok işte aslan pençesi Yahudilikte bilmem neye kadar. Yok geyik boynuzu falanca da bilmem neye tekabül ediyor. Sen şöyle bir hareket yapıyordun aslında değil mi? Böyle yapıyordun. Aslan işte. Pençe hareket yapıyordu. O bambaşka bir yer hatırladım yani, sonra. Yani hani algıda kırılmalar yaşatılmaya çalışıldı. sadece kimin kim olduğunun bilinmediği. Biliyorum evet. Üzülmüştüm ama yapacak. Evet, yani bu düşünsenize bu fazla geldi. Yani o yüzden çok ağır bir şey bu. Evet, bu fazla geldi. Çok ağır bir cümle. Çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey söylüyorsun. Bu kadarcık eğlence fazla geldi. Eğlence bazen insanlara ağır gelir. Eğlence çünkü biraz fazla özgürlük barındırır. O yüzden beni de susturursa hassedilirim. İş başka bir tarafa doğru gidiyor. Eğlence bazen ağır gelir. Keşke gelmese diyelim. Peki, ben bir de buraya tabii ki yine hazırladım, hiçbir soruyu sormadım. Arada böyle bakıyorum hani acaba falan. Aşka dair bir şey soracağım. Çünkü şimdi her şeyin içinde aşk olabilir. Birkaç röportajında da söylediğin bu cümle üzerinden konuşalım. Şimdi demin çocuk konuşurken bir adayı yok dedin. Hani ben bir sevgilim var mı, şu an birine aşık mısın? Sevgilim var mı sorusunu sevmiyorum. Şu an birine aşık mısın diyecektim sana. Değilsin. Değil. Ne kadar zamandır hayatında aşk kavramı yok ve aşık olmayı özledin mi ve aşık Özge nasıl? Yani mesela aşk çünkü garip bir hastalık gibi bir şey ya. Ne yapıyor aşk Özge'ye? Bu kadar böyle mantıklı, böyle bu tabii ki değil. Sapıtıyor mu biraz? Aa. Şükür. Bu arada yani çok güzel sapıtma yani bilinçli sapıtma da süperimdir. Nasıl mesela? Yani mesela bugün zıpıttığımız bir gün diyelim. Tabii bunu burada asla yapamayız. Bunu biz Pelin'le dışarıda kendimiz yapabiliriz. Çok istiyorum. Çok yapalım. Ben benim sapıtmaya çok ihtiyacım yani, var gerçekten. Şöyle yani her şeyi yapabiliriz. Zıplarız, hoplarız, gideriz. Oradan atlarız, gideriz. Yemek yeriz. Seviyorsak alkol tüketmeyi sonuna kadar o gün içeriz. Her şey olabilir. Yani neyse ne arzu ettiğimiz. Belki bu saydığım boyutlar küçük de kalabilir birçok insan için. Her şey yapılabilir uçaktan bu hayatta. Uçaktan atlayacağız. Ben hissediyorum. Atlarım. Biz uçaktan atlayacağız. Atlarım. Ben Hayko'ya söyledim. O ben yaptım Hayko'yla. Yapamadım daha. Gidelim. Olamadı bir türlü. Olacak ama. Buradan selam olsun Hayko'yla. Aynen. Peki aşk, yani aşık Özge nasıl oluyor? Böyle hani değişiyor mu karakterin? Kimi mesela kilo alır, kimi yemek yer, kimi daha huysuz olur, kimi güzelleşir. Hani aşk böyle bir hormonal bir şey gibi bana geliyor. Ne derler? Doping gibi. Bir şey oluyor ya insana. Ya da bir tek bana mı oluyor böyle bir şey? Bana mı oluyor bir tek? Herkes yok canım. Herkeste farklı etkileri vardır illa. Yani. Ama sonuçta kimyasal bir bozukluk olduğu ortada. Evet yani tabii öyle. Ki. Herkes için geçerli bu arada bence. Çok aşık kadının, oldun mu erkeğin peki sence hayatında? Oldum. Tabii ki oldum. Bu arada yani aşk öyle hayatında bir kere yaşanır öyle bir şey yok. Hep aşk vardı diye bir oyunu vardı benim. Biliyorum. Yıldız hocamın rahmetli, Yıldız Kenter'in. Doğal olarak ben de oradan yola çıkarak kurduğum bir cümledir o. Yani her şeyin içinde aşk biraz var dediğim. Aşkla mesleğini yapmak olabilir bu. Ben o kimyasal bozukluktaki aşktan çok bahsetmedim aslında. Hı hı. Oradan yola çıkarak sağlıklı hale getirilmiş hali. Yani o kadar sarılmak, sevmek, aşkını, sahip çıkmak işine, yemeğine, yaptığın yemekte bile olabilir o aşk çünkü. Her şeyde olabilir. Her şeyde olabilir. Bundan bahsederek kurduğum bir cümleydi o. Ama kadın yani kadın sevgililikle erkek ilgili bir durumsa mevzu, yemez içmez oluyorum evet. Oo, yemeden içmez. Yemez içmez olabilirim. Evet. Bir süre. Sonra çok güzel yiyorum. O ayrı.
Yani o bir... tabii çünkü o geçiyor ya. Herkes için geçerli bu şey. Geçiyor, aşk denen şey geçen kimyasal bir bozukluk arkadaşlar, yapmayın. Yani çok hoş bir duygu o anda. Hani bir karnımda kelebek. Karnımda kelebek mi? Şu an larva mı? Falan böyle kötü bir yere de gidebilir o mevzu, anlatabiliyor muyum yani? Çok fena bir şey söyledin. Anladın ay, mı? Anladım yani, ay anlamadım. Şu an anladım. Yoksa ne o zaman, kelebek halinde değilse? Kurt kimyasal çok. Bozukluk bu. Kurt çok. Aldanmayın buna falan. Geçiyor. Ya bunun hapı icat edilse zaten köşeye döner. Hayır, aslında. Onun geçmemesi de kıymetli bir yerde. Geçiyor ama onu, yani. Onu geçti, mutlaka geçiyor. O yüzden aşıkken evlenmeyin denir. Çünkü o geçtiğinde ne kaldığı önemli ortada. O saygı, sevgi, sahiplenme peki ve sen, sahiplenmeme bir yerde peki bırakma. Peki sen hep aşıkken mi evlendin? Ben hep öyle yaptım mesela. Şimdi düşündüm bu soruyu, ben hep öyle. O naneyi yemişim, ben hep aşıkken evlenmişim. Yok. Değil. Yani o geçmişti. Heh. Artık kalanlarla ne kadar hani hayatımız sürer diye düşündüğümde aldığım bir karar. Fakat o süreç içinde daha da değişen şeyler olduğu için olmayacağına kanaat getirdiğim durumlar oldu. Müesseseye küs müsün? O bana küs olabilir. Çünkü ben iki kere yapıp bıraktım onları. Yani yüzüstü bıraktım evlilik müessesesini. Hayır canım, müessese yani bu çok bu ama çok iyi değil mi? Ben lafı çok müesseseye kırgınsın. Komik bir cümle yani. Küsmedim. Küs müsün? Yok yok. Yani üçüncü neden olmasın dersin değil mi? Ben mesela bana böyle sorunlar... Derim tabii ki mu? Ama yani o artık şey noktası da geliyor. Tabii büyük de konuşmamak lazım. Hayat neye dönüyor, neye evriliyorsun hayatın içinde, o değişiyor ama... hani çocuk sahibi olmayacaksan da evlenmenin bir kıymeti yok mu acaba? Anladım. Diye de geliyor. Ama yok, benim çocuk sahibi olmak istemeyip de evlenmek isteyen arkadaşlarım oldu. Evlendiler, harika yaşıyorlar. Çok da tatlı bir çift. İki çift hatta, ayrı ayrı. Yani... Her olasılık okey o zaman. Her zaman. Neyi yapmam dersen yapmadık mı? Ya benim hep kepazelik yapıyorum. O yüzden yapmam diye bir şey yok. Olabilir. Hayat diyorsun. Bir sene sonra... Yuvarlayarak bir sene sonra mesela ikimiz de üçüncü eşimizle evliymişiz. Bir de birer tane kucağımızda şöyle gelsek ya şuraya. Bir şey söyleyeceğim. Ay ondan çok eminim. Benden geçti o. Sana olur da ben artık yaşlandım. Ama hani dedik aşk ya... Vallahi programı açarken şey dedik ya, burası böyle hayalini kurduğumuz bir an. Evet. Mesela bir sene sonra burada mesela... Enişteler de şurada, enişteleri görüyor. Onlar da mesela bizi seyrediyor. Bir programı tekrar çekiyoruz. Hayat. Belki senin çocuğun var, benim yok ama senin var. Hayali böyle yapmaya karar verdim şu an. Neden çok güzel olmaz mı? Her şey olabilir. Ay inşallah böyle olur. Her bunu, şey olabilir. Bunu böyle yollayarak noktalamak istiyorum programı. İnşallah harika. Böyle olur da bunu çekmek kısmet olur. Tekrar başa dönersek çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem geldiğin için, hem destek olduğun için, hem de hepsini bir kenara koyuyorum. Bu Özge Bora'yı ilk kez burada izliyorsunuz, ilk kez görüyorsunuz, ilk kez insanlar bir Özge Borak'la tanışıyor ama başka bir Özge Borak'la da şu an tanıştılar. Ve buna vesile olmak, burada olmak gerçekten ekip de çok etkilendi gördüğü gibi muazzam bir şey. O yüzden ben teşekkür ederim. Şimdi bu programın sonuna doğru benim konuma hediye verdiğim bir bölüm var. Fakat tamam. Çekerken ben her seferinde böyle yani bir kendimi kaptırmak suretiyle bu bölümü unutuyorum. Tamam. Ve sonra da mış gibi yapmaktansa, çünkü hayatta mış gibi yapmak kötü bir şey. Devam ediyoruz şu an yaptığımız gibi çekmeye. Bugün de sana benim çok uygun bulduğum ve kullandığım iki tane ürün var. Tamam. Onları hediye etmek istiyoruz efendim. Saç ürünü. Saç ürünü. Hikaye şu. Bu özellikle uçları kırıldığı için saçların, yani benimkiler zaten bebek saçı gibi oldu. Bu uçlar için kullanılan bir şey. En güzel yanı durulanmıyor olması, hani eğer biraz tembelsen. Bu da şahane kokan ve böyle yumuşacık yapan bir şey. Bu birazcık sanki bu saç taramak için sıkılan bir şey gibi. Daha kolay taramak için yapılan bir şey gibi sanki, öyle anladım. Önce buraya sıkayım da gözüme kaşıma sıkmayayım. Gerçek. Güzel bu tip ürünlerin kokularını böyle şey gibi yapıyorsunuz. Gerçekten güzel kokuyor. Bir dakika. Parfüm gibi mi? Saçımı burnuma değdirebilecek kadar uzatmış olmam gerçekten inanılmaz. Çok. Evet. Efendim bugünkü hediyenizi bu hediye faslını da her seferinde unuttuğum için. Teşekkür tekrar... ederim. Güle güle kullanın efendim. Buyurunuz burada bırakayım. Tamam, alırım birazdan. Çok teşekkür ederim. Bu saçlara da gerçekten doğru hediyeyi verdiğiniz için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Dediğim gibi iyi ki varsın. İyi ki seni tanıyorum. Ve insanlar, kapanışta şunu söyleyeceğim, yan yana gelmeden de, birbirinin gözünün içine bakmadan da demek ki sadece yazışarak bile birbirini hissedebilirmiş. Benim için Özge bunun kanıtıdır. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Saşa Kafası'nı izlediniz. Sanıyorum ki full herhalde bütün bölümü yayınlarlar, montajlayamazlar çünkü muazzam bir şey oldu.
Umarım siz de benim gibi bu Özge Bora'yı tanıdığınız için çok mutlu olmuşsunuzdur. Biz burada olmaya devam edeceğiz. Lütfen takip edin, destekleyin. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.